Hoş geldiniz. Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz şu karantinalı günlerde ve bayramın ikinci gününde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Toparlanırken ben yavaş yavaş konuklarımı söyleyeyim mi? Biliyor musunuz konukları arkadaşlar? Kim var bugün? Kaya Sergel, güzel. Birazdan söyleyeceğim. Nuran, selamlar. Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Evet, bazılarınız biliyor zaten kimin geldiğini. Evet, son saniyeler. Şimdi Oğulcan Nihat bizlerle birlikte olacak. Bu arada geldiğinde belki göremeyebilirim. Bir el sallarsan sevinirim. Bayağı enerjili bir sevenleri var. Selamlar, sevgiler herkese. Bu arada ardından da Pınar Süer bizlerle birlikte olacak ve ardından kendi kanalımda yayınlama devam edeceğim dedim ve konuğum geldi arkadaşlar. Siz de sorularınızı aşağıdaki sorucu var ona yazabilirsiniz. Bazılarını yorum kısmına da yazabilirsiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz vallahi. Ne olsun işte. Her gün yayınımıza devam ediyoruz, programımıza. Senin gibi sevenleri olan kişileri sevenleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Senin nasıl gidiyor? İlk önce bayramın mübarek olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Var mı bu arada herhangi bir sıkıntı görüntüde veya seste? Yok, gayet iyi. İnternette de sıkıntı yok. Gayet iyi. Dedik. Aynen, tamam. Şu an. Çok küçük bir donmalar oldu ama. Yani. Dedik ve dondu arkadaşlar. Bekliyorum. Sorun yok. Şimdi bazen evin interneti yetmeyebiliyor. Telefonun interneti bazen de yetmiyor. Çok enteresan bir durum şu internet. Evet, Oğulcan Nihat bizlerle birlikte arkadaşlar. Güzel bir sohbet bizlerle birlikte olacak. İnternetlerimizi ayarlıyoruz. Evet, düşmüş olabilir. Olabiliyor arada bir. Yok, kalp atmayla alakası olduğunu düşünmüyorum Ebru. Yani bunun şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. İlk internetle. Çünkü daha yeni girdi. Hemen doğması internetle alakalı olduğu anlamına geliyor gibi geliyor. Bu kadar zaman canlı yayın yapınca 3 aydır Instagram'dan biraz tecrübe ettik. Şimdi şöyle bir durum var. Arkadaşlar, sormak istediklerinizi soru işareti kısmına yazarsanız ben size... Ha, geldi. Benim internetim iyi vallahi. Hiç kusura bakmayın. Evet, aldım. Bağlanıyor arkadaşlar. Şu an bağlanıyor. Bir istek gönderirsen sevinirim. Arkadaşlar, her zaman olabiliyor bu küçük sıkıntılar. Çünkü sonuçta telefondan internetle bağlanıyoruz. Türkiye'de internet iyiydi de biz mi almadık? Selam. Tekrar. Şu an oldu gibi. Ya kalp, arkadaşlar, kalp atmazsanız rica edeceğim ama atıyorlar sürekli. Ya şey, kalp dondurmuyor diye düşünüyorum ben ya. Donduruyor mu sence kalp? Yani genelde öyle söylüyorlar. Ben de onların yanlış. Ya şimdi şöyle bir şey var. Sevgili Acun 200 bin izleniyor. Bazen 1 milyon donmuyor. Hani o yüzden dedim. Kalbin çok dondurduğunu düşünmüyorum. Kalp o iyidir zaman... ya. Ama şimdi şöyle... Heh, şu an iyi.
Sen evin interneti mi kullanıyorsun, telefonun internetini mi? Şu an evin internetini kullanıyorum. Telefonunki daha kötü bende şu an. İkisini de denedim. Evin interneti fiber mi? Fiber, fiber. Fiberse iyi olması lazım. Tamamdır. Sorun yok inşallah. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk tekrar, sağ olun. Nasıl gidiyor bayram? Öncelikle. Vallahi bayram karantina, yani evde oturuyoruz. Malum sadece telefon trafiği işte, görüntülü arayabildik ailemizi, akrabalarımızı. Onun dışında ekstra bir şey yapamadık. Sizin nasıl gidiyor? Bizim de iyi gidiyor valla. Akşamları yayınlar. Günde iki konuk alıyorum mutlaka. Ondan sonra da sabahları da işte klasik kahvaltı mahvaltı öyle gidiyor. Çok güzel ya. Biraz sen anlat. Yani neler yapıyorsun? Hani müzik 17 Mayıs'ta yeni bir şarkın çıktı. Güzel de ilerliyor. Tacir. Evet, güzel oldu. Şöyle, daha doğrusu bu karantina aslında benim işime yaramadı desem yalan olur. Yani nasıl söyleyeyim? Çoğu insan bundan sitem ediyor ama şöyle bir durum var. Biz zaten bunu evde ürettiğimiz için, evde yaptığımız için aslında benim biraz da işime geldi diyebilirim. Yani kendimi eve kapattım. Daha çok müzik üretmeye başladım. Daha çok bir şeyler yapmaya başladım müzik adına. Hatta şu an bir albüm hazırlığı içerisindeyiz. Bakalım, o bir ay olmaz da 2 ay içinde inşallah bir albümle beraber geliyoruz. Albüm dediğin yani kaç şarkılık albüm? Aslında 10 şarkılık bir albüm düşünüyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yani artık nasıl yayınlarız? Yarısını önden yayınlayıp yarısını bir ay sonra mı yayınlarız? Ya da hepsini beraber mi yayınlarız? Ona tam karar veremedik. Ama 10 tane şarkı hazırlıyoruz şu an. Halihazırda olacak elimizde 10 parça. Süper. Bu arada evde derken siz şimdi kim kalıyorsunuz? Ben onları hep karıştırıyorum. Sizin bir tayfa var, grup. Kimlerle Biz kalıyorsunuz? biraz Ailenle mi kalıyorsun arada bir? kalabalık gibi gözüküyoruz. Şöyle, aslında biz aynı binada oturuyoruz. Benim alt komşum var, Heyecan. Yatağı müzik yapımcısı var, Taha Ekingen. Sonra yan dairem, hemen yan dairemde Backdrop Media var. Onlar da menajerlik şirketi. Menajerlik, booking, konser organizasyon yapıyorlar. O yüzden biraz kalabalık gibi gözüküyoruz ama hepimiz aynı binadayız. Yani onlarla komşuyuz. Buluşuyorsunuz yani arada bir diyelim. Aslında arada bir değil aslında. Her gün buluşuyoruz mecbur. Çünkü karantina başka türlü geçmiyor. Ben şimdi tek başıma çünkü kafayı yerim evde. O yüzden mecbur. Ne yapıyorsun? Sabah ilk kalktığım mesela hemen iniyor musun aşağı? Hadi kahvaltıya falan diyor musun mesela? Abi, yemin ederim öyle yapıyorum. Bak, inanmazsan ama yemin ederim öyle yapıyorum. Yani Hayır, öyle tahmin ediyorum. Şimdi... evimin anahtarını alıyorum, direkt aşağı iniyorum. Peki sen herkes bir en çok kimde kalınıyor en çok? Taha Ekingen'le Heyecan var. Onlar ev arkadaşı. Genelde Onlara mı? onların evde toplanılıyor. Aynen. Anladım. Toplanma yeri Süper. orası. Müziği nerede üretiyorsun? Kendi evinde mi yoksa yine kalabalık onlarla birlikte mi? Nasıl yapıyorsun? Şöyle, benim evde kendi stüdyom var. Heyecan'ın kendi stüdyosu var. Değişiyor. Bazen beraber yapıyoruz. Bazen ben kendim yapıyorum. O tek yapıyor. Yani o anlık gelişiyor o durum. Süper, süper. Peki bu Tacir nasıl çıktı? Bir de anlatsana. Bak beni anlatıyor diyor sözleri birisi. Kimi anlatıyormuş ya? Çok merak ettim. Gözlerim mavimsi Yukarılarda falan valla. belki. He? Tacir bizim benim Selimhan diye bir arkadaşım var. Onunla beraber yapmıştık onu. Onunla beraber çıkan bir iş. Yani uzun zaman oldu aslında o işi yapalı. 3 ayın falan üstünde oldu ama öyle bir süreç vardı biraz. Yayınlanma sürecinde biraz uzun sürdü. Yani bir gece stüdyoya indik. Stüdyoda yaptık yani. Aslında bizde öyle gelişiyor işler. Anlık yani. Bakmayın. Çoğu çıkan şarkıda hep anlık oluyor ama belki üretme aşamasında pek sıkıntı yaşamıyoruz ama işte aranje olsun, mix master olsun, klip olsun, bu evreler biraz zorluyor. Yoksa aslında çok hızlı çıkan şarkılar. Sıkıntılı diyorsun bir tek oraları değil mi yani o bölüm. Tabii, orası sıkıntı zaten. Yoksa üretimde hiçbir sıkıntı yok yani. Bu arada arkadaşlar ikimizin de görüntüsü iyi mi? Yardımcı olursanız seviniriz. Umarım iyidir. O zaman da çıkalım. Bize bir
bir parça Tacir'den mi söylersin yoksa önceki şarkılarından bir tane mi? Yani kendi şarkılarımdan mı Sonra söyleyeyim? ilerleyen dakikalarda bir şarkı daha söyledi. Olur. Bence kendi şarkılarınız. Bir tane başka söyle, bir tane kendi şarkın olsun o zaman. Tamam, öyle yapalım. O zaman Teşekkürler arkadaşlar. Tacir'den bir önceki şarkımızı okuyabiliriz. Ufak. Gırgır geçiyorlar da şu an benimle. Ben ona gülüyorum bir yandan. Her neyse, tamam. Ya sen de sosyal medyayla çok içli dışlısın biliyorum. Çok da gırgır birisin aslında. Bu arada programlara katılıyor musun sen? Devamlı yoksa ilk mi bu? Bu benim ilk programım ya. Yani biz kendi aramızda yapıyoruz canlı yayınları. Böyle daha önce bir Aynen, programa böyle bir katılmak durgun falan. gördüm sen. Acaba ben yabancı olduğum için böyle oldu biraz. Yo, onunla alakalı bir durum değil ya. Ben biraz uyku sıkıntısı yaşıyorum da, biraz geç uyanıyorum falan, öyle bir sıkıntı yaşıyorum. Ya zaten sorma, en büyük şeyim o. Kimi arıyorsan mesela o sırada sevgili Irmak Arıcı uykudan uyanıyor mesela. Unutmuşlar veya böyle. Hepsi doğal olarak uykulu uykulu onlara program yaptırmış oluyorum ama bir dahakine böyle 5-6 saat önceden bir uyarı mesajı atmam lazım. Irmak Arıcı'yı tanımıyorum ya. Onu tanımıyorum da. Sanırım benden sonra Pınar'la yayın Olsun. yapacaksınız. Evet. Aynen. Pınar yakın arkadaşım. Irmak Arıcı iyi. Belki Irmak Arıcı seni tanıyordur. Olabilir. Hiçbir fikrim yok. Umarım tanımıyordur. Niye? Yani artık yeni arkadaşlıklar edinmemeye dikkat ediyorum ya. Bir de Arkadaşlıkla alakası yok ki ama ne bileyim müzik dünyası yani. bizim müzik dünyası da o. Tam onu diyecektim. Bizim müzik dünyası biraz sıkıntılı olduğu için. Yani Allah siz Allah, sıkıntılı mı? tabii iç yüzünü belki bilirsiniz de, burada herkesin içinde konuşulmaz belki, ama belki daha sonra sohbet ederiz ekstra. Hayır, şöyle yani yüzeysel olarak konuştuğumuzda kıskançlık mı diyelim yoksa rekabet mi bu yapıyor bunu sence, ne yapıyor? Aslında rekabet edilecek bir durum yok. Ama insanlar kendi kendini bir rekabetin içinde görüyorlar. Bilmiyorum. Yani değişik şeyler yaşıyorlar kendi içlerinde. Aslında sadece müzik yapıp üretip geçmek varken, insanlar işin farklı boyutlarına takılmaya başladılar. O yüzden pek anlam veremiyorum yani. Artık her şeyi dert eder oldular. Her şeyi Şöyle sıkıntı yapar oldular. bir şey var yalnız. Siz çok güzel bir grupsunuz. Yani bu hani dediğin kişiler aynı zamanda Reymen'le de sen galiba iyi bir arkadaşsın değil mi? O sıkıntı yok orayla. Çocukluk arkadaşıyız biz zaten. 7 yıldır falan beraberiz. Hatta benim bu işlere girmeme, yani müzik yapmama ya sosyal medyanın içinde bulunmamın komple başlıca nedeni zaten o. Ha, hayır şey olarak dedim. Hani siz zaten çok iyi bir grupsunuz. O yüzden belki yeni arkadaşlıkları edinme kısmı birazcık zor geliyor olabilir. Siz çok iyi arkadaş. Hem eski dediğim gibi. Tabii, eski olunca güzel oluyor. Şimdi yeniden bir insanı tanımak, içine almak, beraber bir şeyler yapmak, üretmek zor bu dönemde. Mesela o kalabalığın hepsi mi çok eski? Senin çevreni kastediyorum. Veya Reymen de diyorsun eski. Çok mu eskiler yani? Hepsi mi çocukluk arkadaşı? Tabii, yani bizim ekip olarak komple, nereden baksanız ben daha sonradan dahil oldum gruba. Benim 7 yıl oldu. Düşünün, diğerleri benden daha eski. Onlar 10-12 yıllık falanlar yani. Şey var mı böyle arada yeni gelenlere böyle bir şey hani böyle yaparlar ya, var mıdır o muhabbet? Yani belki vardır ama dediğim gibi 7 yılda çok yeni olmadığı için öyle sıkıntı yaşamadım. Peki şöyle bir şey var mı? Girmeye çalışan var mı grubunuza? Ama yemiyor. Tekrar geri tepilen var mı? Yo, yani zaten tabii ki arkadaşlıklarımız, dostluklarımız var ama kendi içimizde daha farklı çalışıyoruz. Kendi içimizde iç dünyamız daha farklı. İyi yapıyorsunuz. Süper. Belki de o yüzden böyle güzel değişik şeyler çıkıyor, değil mi? Orijinal çalışmalar çıkıyor. Ya illa ki olabildiğince orijinal olmaya çalışıyoruz. Olabildiğince üretmeye çalışıyoruz. Yani farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sürekli yapılanın aksi, artık yapılanlar da insanları sıktı. Şu anda mesela Türkçe rap'in bence gelişmesinin başlıca nedeni insanların artık eski şeylerden sıkılmış olması yani. Sürekli işte havuz başı klipler, ne bileyim işte. Ya az çok anlıyorsunuz demek istediğimi. Çok güzel anladım da şu da var. Birazcık da mı fazla mı yağdı bu rap? Yani bunu düşünmeye başladım. Birazcık da yani çok mu hani bir an önce de bir iki seneye de böyle sanki rap de değişecek gibi. O, çünkü çok fazla herkes rap söylemeye başladı. Ne diyorsun bu Ya işe? aslında şöyle,
Rap'in de kendi içinde dalları var. Yani aslında pop gibi kendi çok böyle sıkışık değil aslında. Yani rap'in kendince dalları var. Mesela dediğiniz gibi bundan 5 yıl önce Günah Benim vardı. Günah Benim'le patladı bu işler. APO'nun Günah Benim'i, APO Burak King düeti. Onun mesela daha çok farklıydı ritimleri. Şu an mesela o daha böyle tekerleme tadında. Şu an mesela iş trap'e döndü. Mesela trap müzik yapılıyor. Daha çok autotune kullanılıyor. Ezhel'in işte bundan 3 yıl önce Ezhel'in daha hatta bugün tam 3. yıl olmuş. Ezhel'in Müptezel albümünden sonra mesela daha çok trap'e döndü işler. Şimdi bakıyorum mesela şu anda afro trap'e dönüyor. Daha böyle afro daha hareketli. İşte afro dansaol. Hatta şu an bir yavaş yavaş da hatta böyle gitarın olduğu ya da arabeskin olduğu şeylere devam ediliyor. Yani rap'in o konuda pop'tan biraz daha geniş ve daha rahat olduğu için bence o konuda hemen öyle çabuk biteceğini düşünmüyorum ben. Ama tabii Evet, ki senin farklı rap farklı şeyler tarzın da aslında üretiliyor farklı. sürekli. Tabii benimki de çok farklı. Ben Aynen. aslında çoğu zaman kendimi rapçiyim diyemedim ben çünkü tam olarak kendimi o şeye nitelendiremedim. Yani tamamen yapabildiğimi düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha farklı benimkisi. Ben daha çok alternatif diyorum ona. Aynen. Bu arada bunu ben aslında tahmin edebiliyorum ne dinlediğini. Baktım bazı sayfalarına, Instagram'ı da yine sormak istiyorum. Sen kimleri dinliyorsun en çok Türkiye'de? Şu Rap an de olabilir bu, başka tarz da olabilir. hali hazırda yaşıyor yoksa hepsi dahil mi? Hepsi dahil. Valla ben tabloda görmüş olduğunuz gibi arkada bol bol Müslüm Gürses, Azer Bülbül, ondan sonra Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş. Onların yanı sıra da günümüzden de yani benim çok sevdiğim hatta üstadım diyebileceğim kendisiyle de çalışma fırsatında buldum. APO çok severim. Ezhel dinlerim. Onun dışında var Gazapizm çok severim. Şu an dinlediklerim bunlar şu şekilde. Süper. Peki senden çok farklı bir şarkı alsak şöyle Müslüm'den, Müslüm Baba'dan rahmetli. Müslüm Gürses olur, Azer Bülbül olur. Bak, Azer Bülbül de istiyorlar. Azer Bülbül de olur, fark etmez. Müslüm Gürses de olur. Tamam, bir tane dertli kardeşim. Böyle şey arabesk yorumlar alıyorum da. Sorun değil. Var mı şu an herhangi bir Süper. sıkıntı seste? Yok, gayet iyi. Tamam. Saçlarıma karlar yağdı, boran vurdu, döküldüm. Bir fidandım, seller geldi, canım kökten söküldü. Dağlardaydım ey özgür kuştum, kurşun değdi eyvah dedim. Ayrılık ölümden zormuş aney, vah eyvah. Ey papatyalar kadar saf ve temizdim, ben de herkes gibi bir zalim sevdim. Güneş vurdu karlar gibi eridim ay 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 ay. Ayrılık ölümden zormuş aney vah eyvah. Ey papatyalar kadar saf ve temizdim, ben de herkes gibi bir zalim sevdim. Güneş vurdu karlar gibi eridim ay 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 ay. Ayrılık ölümden zormuş aney vah eyvah. Böyle bir saygı ve rahmetle Sesine yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel. Helal olsun. çok teşekkür ederim. Çok Şimdi sağ olun. şöyle derler. Mesela pop müzikte bunu gözlemlerim ben. Eğer Türk sanat müziği kökenliysen popu çok rahat söylersin. Sanki rapte de böyle bir altyapında böyle bir arabesk olunca o rap daha bir güzel oluyor. Ne dersin? O kesinlikle var ya evet çünkü yani bunu şey için söylemiyorum ama böyle hani sesi güzel adamın bir kere bir şeyi vardır. Rap müzikte nakaratta bir artı bir önde oluyor otomatikman. Yani herkesin mesela dikkat ederseniz rap şarkılarda böyle nameli nakaratlar okuduğu görünmez. Ama o da Mesela çok yakışıyor değil mi aralara? Yani name
Yani artık böyle Nami ben çok seviyorum rapte. Tabii. Bir kere zaten eskiyi yansıtıyor otomatikman yani. Mesela arabesk şarkıların da altyapılarını falan kullanıyoruz. Sample'larını kullanıyoruz. Otomatikman eskiyi de yansıtıyor insanlara. Yani orada durum şöyle oluyor. O zaman otomatikman elinizdeki kitleyi değiştiriyorsunuz. Şimdi böyle A'dan Z'ye işte bu yeni nesil şarkıların üstüne full autotune'u böyle dayadığınız zaman sizi dinleyecek kitle belli oluyor. Bir de mesela işte dediğim gibi nakarat yaptığınız zaman daha nameli şeyler kullandığınız zaman bu sefer de yaş kitlesi değişiyor. Yani aslında olay şöyle oldu, tam olarak şöyle onu açıklayayım. Mesela bu zamanında bundan 5 yıl önce rap müzik çok revaçta değildi ama APO'nun günah beniminden sonra bütün işler değişti. Çünkü 7'den 70'e bütün kitle dinlemeye başladı onu. Yani sokaktaki simitçi de dinliyordu, 7 yaşındaki çocuk da dinliyordu. Ya da son model bir araba binip gezen adam da arabasında açıp onu dinliyordu. Ki zaten gördüğünüz üzere Cem Yılmaz zaten şarkıyı paylaştı. Cem Yılmaz bile o şarkıyı dinliyordu. Aynen, kesinlikle. Zaten şimdi eskiden aslında daha çok dediğin gibi böyle çok şey vardı. İşte pop şarkıların bazı yabancı şarkı dinleme artistliği. Sen dinler misin bu arada yabancı şarkı? Var Hiç mıdır? hiç 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 dinleyemiyorum. Yani çok nadir bazı şarkılar var. Müzikleri çok hoşuma gidiyor. Onun dışında hiç sevmiyorum. Hiç yalan olmasın yani. Anladım. Aynen şimdi sanki böyle artık hani aslında bu rap başlamadan önce sanki bir fantezi furyası oldu değil mi? Arabesk fantezi şarkıları böyle işte eskiden dinlenmeyen şarkılar dinlenmeye başlandı. Kör öldü, badem gözlü oldu misali. Tabii. Hatta Mesela işte bu Orhan yeni... Gencebay şarkıları. Mesela dediğin gibi Azer Bülbül şarkıları. Dediğin gibi sazla türküler daha böyle ön planda olmaya insanlar arabalarda onları dinlemeye başladı. Sonra rap de başlandı. Evet, yani en büyük örneği şey var bunun. Yasin Keleş, Neşet Ertaş'ın şarkısını da remix yaptı. Trap bir sound yaptı altına. Bayağı Evet, milyonlar evet, evet. dinlendi. Milyonlar dinlen. Çünkü dediğim gibi bence artık insanlar o popun şeyinden sıkıldılar. Yani daha gerçekçi bir şeyler görmek istiyorlar. Ben bunu yine nasıl örnek vereyim size? Dediğim gibi yani şimdi insanlar aslında içlerinde olduğu, yaşadıkları şeyi gördükleri zaman artık daha çok içlerine siniyor. Yani bir klipte işte havuz başında 20 tane insan toplanıp da böyle alkoller falan bir klip ya da mesela diyeyim işte lüks arabaların içinde değil de daha çok işte sokağa yansıtan, kendini yansıtan, yani günlük yaşantısını yansıtan şeyleri daha çok sevmeye başladılar. Rap'in içinde de bunu gördükleri için daha çok Evet. ilgilerini çekiyor. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bir şey daha soracağım. Bu arada bir yorumları senin sevenlerin çok gırgır galiba, değil mi? Öyle gördüm biraz. Evet, Esprililer onların maşallah. yaş kitlesi biraz küçük olduğu için onların, sağ olsunlar. Ha, Onlara da olabilir, öyle destek olabilir. verme şeyleri. Aynen, süper. Onlara hitap ediyor olmak çok güzel bir şey bence. Eğlenceli olur. Herkes hitap edemez çünkü. O yüzden güzel bir İlla ki şey. evet. Arkadaşlar yayınımız bir 10 dakika daha sürer. Ondan sonra güzel bir sohbet çünkü. Normalde 15-20 dakika yapıyorum ama eğer sen de sıkılmadıysan bir 10 dakika daha gidelim yani. Yok, benim için hiç sıkıntı yok. Tamam. Çayını alabilirsin. Kahveni alabilirsin. Ne içiyorsan alabilirsin yani. Sıkıntı yok. Eyvallah, sağ ol. Peki şunu söyleyeyim sana. Şimdi bir tartışma falan oluyor bu konularda. Şirketler, müzik şirketleri. Herkes kendi şirketinden çıkarıyor oldu. Bu avantaj mı, dezavantaj mı sence? Yani nasıl söyleyeyim size? Kesinlikle avantaj da. Yine örnek verebilir miyim diye düşünüyorum. Çok içine girmeyeyim konuların ama. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir iş icra ediyorsunuz. Ortaya bir iş koyuyorsunuz. Evet. Bunun işte şeyi var yani. Yaptığınız iş ortada belli ama bunun ay sonunda kendiniz göremiyorsunuz. Ne kadar gösterdiklerini söyleseler de yani o bir şekilde sizin önünüze gelmiyor. Ama şimdi kendiniz yaptığınız zaman A'dan Z'ye bu sefer işin her tarafında olmaya başlıyorsunuz. İşi A'dan Z'ye takip edebiliyorsunuz. Hatta raporlarınızı günlük bile görebiliyorsunuz aslında. O yüzden şöyle bir durum oluyor yani. Eskiden tabii ki kolay değildi bu şekilde şirketleşmek. Ama şu an artık dağıtımcılar da yani dünya dağıtıcıları da artık Türkiye'deki demek ki bu durumun farkına vardılar ki artık herkes kendi işini kendi yürütebilecek potansiyeli geldi ve dağıtımcılar da bunu kabul ediyorlar. Aslında onlar bile bence bu durumu bu yüzden yapıyorlar diye düşünüyorum. Aynen. Bunu sence
İlk kıran kim oldu isim? Bunu ilk kıran isim. Yani biz yaptık, Rain Man yaptı ama ondan öncesi var mı diye düşünüyorum acaba şu an. Var. Patron var. PMC. Ha, doğru. Bu arada ne diyeceğim? Çay getir falan diyor. Altta üstte seni mi izliyorlar acaba? Onlar mı diyor çay götür, çay getir? Bakıyorum hemen. Biri diyor ki Seko çay yapsana. Seko herkese çay diyor. Oradan bir şey diyor. Galiba sizin apartman şu anda bizi izliyor. Evet, apartmandakiler de var. Şu an şeyler, hayran sayfaları yazıyorlar. Serkan aşağıdan çay götürüyor yukarı diye de Şimdi o da şöyle çay. arkadaşlar. Olcan'ın yakın arkadaşları, apartmandakilerden soru bekliyorum. Onu Apartmandaki. sıkıştıracağınız sorular. Hani siz Oh. sıkıştırmış olun, ben sıkıştırmayayım. Sıkıntı Sorun yok ona. ya. Onlar çok karışmaz etli üstlü Bence şu anda sen onları biraz durduruyorsun gibi geliyor. ama. Bir Yok yok. şarkı daha alalım senden. İstersen Tacir'i alalım. Bu sırada soru gelirse ben şey yaparım. Sana Tamam. soru yöneltirim. Okay. Kapıldım gözlerinin maviliğine, gönül misafirime, ruhumun tacirine, düştüm ben ta dibine. Kapıldım gözlerinin maviliğine, gönül misafirime, ruhumun tacirine. Düştüm ben ta dibine, arıyor gibiyim seni bıraktığım zor günlerin ardında. Ben yanmam, gönlüm yansa da yıldızların altında. Uyanmadım aslında, rüya dolu yastığımda. Bırakıp gidecek bir kalbim vardı, bunu yapmadım aslında. Gözlere dalmadım mı daldım, tesadüf rastladın mı sandın. Sana yanmadım mı yandım, ama belki zor dayandım. Her yerimde yangın, kabuslara uyandım. Ellerinde kaldım, sense en derinde kaldım. Kapıldım gözlerinin maviliğine, gönül misafirime, ruhumun tacirine, düştüm ben ta dibine. Süper. Çok teşekkürler. Bu arada şeylere bakıyorum da çok enerjik. Herkes birbiriyle sohbet ediyor. Peki tatil planın var mı kanka? Ne düşünüyorsun? Bu karantina sence biter mi? Tatil modu olur mu? Konserler olur mu? Olursa sen nerelerde vermeyi düşünüyorsun? Valla benim iptal olan işlerim oldu. Tam böyle koronaya denk geldi. Benim normalde Çanakkale'de, İstanbul'da, şu an çay geldi herhalde. Çanakkale'de, Gel, İstanbul'da al çayını. Al çayını. açarlar kapıyı, anahtar vardı çocuklarda da. Şey, Çanakkale'de, İstanbul'da, bir de ekstra Kıbrıs'ta bir işim vardı benim. Bir de ne yap biliyor musun? Getirene de kamerayı tut. Tut kamerayı ona. Madem getirdi, bir teşekkür edelim. Teşekkür Teşekkür ederim size ederiz. zaten. Rica ederim. Çok sağ ol Sağ bak. Ne Serkan. güzel Sana da. arkadaşlarım var. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel Serkan, gel gitme. Çocuk nasıl Gel. kaçacağını bilemedi. Gel yayına Halbuki çok bekliyorlar. rahatlar. Hayır, ne oldu? Gel sohbet ediyoruz. Gel. Şu an ben kulaklıkta Ne? olduğum için duymuyor sizi. O yüzden sıkıntı. Ne diyor? Gel Ha, diyor, sohbet tamam. edelim Ne diyor. haber? Gel. Nasılsın? Ne kadar düşünceli bir arkadaş. Söyle Sizdeki onu ne kadar bari. düşünceli bir arkadaş. Şimdi sofrayı, kahvaltıyı hazırlıyorsunuz ya. Dediklerimi tekrar edersem duyar herhalde. Bir saniye açıyorum ben hatta direkt şeyi. Tamam. Geldi mi şu an? Evet, Ses. şu an iyi. Heh, gel Serkan. Sorular var sana da. Şimdi diyorum ki Serkan, selam bu arada. Efendim. Şimdi kahvaltı Merhaba. hazırlıyorsunuz ya mesela. Evet. Şimdi yakından tanımak istiyor sevenleri Oğulcan'a. En çok kim hazırlıyor? Kim bu konuda sofrayı hazırlama konusunda daha vefakar? Şöyle söyleyeyim. Genelde bu işleri ben ve Olcan yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımız pek bu işlerden böyle anlamadığı için bize kalıyor bütün olay, yemek konuları. Peki sofraya toplayan kim? Ona karışmıyoruz hocam. Ona karışmadı. İşte aramızda iş paylaşımı yapıyoruz. Ona diğer İşte arkadaşlar bizim yardımcı şöyle oluyor. oldu. Karantinanın dolayı ben
komple biz hepimiz artık bir yerde toplanıyoruz. Bir de Ramazan muhabbeti olduğu için hep iftardan işte sahura beraberdik. Yani şöyle söyleyeyim size, hiç hayatım boyunca yani hiç böyle düşünmeyeceğim şeyler, hatta işte en son işin benim için finali şeydi, nasıl diyeyim size, finali pilavdı. Ben şu an çok güzel pilav da yapıyorum. Hatta sayayım size, tavuk soteyi, et soteyi, ondan sonra işte ne yapıyoruz başka? Kuşbaşı falan, ondan sonra fırında kanat. Şu an hepsini çözmüş bulunuyorum. Peki, bu iş paylaşımında mızıkçılık yapan var mı? Doğruyu söyleyeyim. Böyle yavaş Olmaz kaydırak. mı ya? Bu çok zor bir soru ya. Niye? Aslında çok kolaydır. İbrahim Tilaver var bizim. Kendisi de yayındaysa kendisine buradan sitemlerimi iletiyorum. En çok o mu kaçıyor diyorsun? İşte kaçmak gibi değil de, bir de onun İsmail var. Bir de Kaçmak bir mı dedim şey daha geçti. söyleyeceğim. Arkadaşlar arasında vardır böyle. Hani hesap ödemede böyle birazcık bazıları eli cebine Yok, gitmez. bizde hiç öyle bir problem yok ya, çok Bizim şükür. hesapla. Bizim hesap dedin tam dondu. Ha, bizim hesaplar ortak ya. Hesaplarla alakalı hiç sıkıntımız yok yani, çok şükür. Ha, iyi o zaman. Bizim Çünkü cebimiz de ortak. iyi, süper. Ama bazen hani böyle olur ya, gırgırına da olsa böyle pek el cebine girmeyenler böyle hani. Yok ya, yok. Allah'a şükür. Bizde öyle bir şey yok. Peki en bonkörü kim aranızda, onu söyle. En bonkeli Taha Ekingen. Babam Hediye'ye buradan selamlar. Tanıyorsanız kendisini. İsmini duymuşluğum var ama yüz yüze tanışıklığım yok. O zaman bir şarkı daha alalım senden bence. Yavaş yavaş sonlandırırız. Tamam. Serkan'a da teşekkürleri ediyoruz. Çay için, muhabbet için, Ben ayrı teşekkür cana. ederim. Görünler dilerim size. Sağ ol. Var mı istek bir şey? Yoksa kafamıza göre mi okuyoruz? Donduk mu yine? Yok, ben şu anda şey yapıyorum. İstekleri bekliyorum. 5 saniye sonra gidiyor ya sesimiz Ha, oraya. evet. O yüzden. Sen canlı kendi aranızda mı yapıyorsunuz daha çok? Yani evet, işte canımız sıkılınca abuk subuk. Şimdi biraz da böyle müzik on air falan biraz daha böyle resmi olmasın. Yoksa ben mesela bugün Serkan'a işte balkondan havuza falan itiyordum. Ya da Ya mesela işte, işte ben öyle programlar yapıyorum da işte siz öyle müzik on yer adı, ben de öyle çılgınımdır yani, bakma. yani sizin şahsi profilinizde yaparız öyle bir yayın. Mesela birbirimize havluyla falan vuruyoruz evin içinde. Öyle şeyler yapıyoruz. Ya ben şey tamam yani, sizi çok mesela severim. Funda Arar, Ebru Yaşar, bayılırım. Şimdi onları ağırlarken tabii ağır konuşuyoruz ama sizlerle mesela can cana gırgıra yani, anladın mı? Olur yani, onlarda sıkıntı yok. Tabii, dediğim gibi. Şimdi müzik onu irade altında yaptığımız için bu şekilde. Yoksa Tamam, öyle sizin olsun. şahsi hesabınızdan yaptığımız zaman çok daha farklı bir yayın, hatta bakalım Yani işte izleyenler ne diyor. müzik oneri olan saygımızdan diyorsun ama gel teke tek görüşelim diyorsun. Teke tek de sapıtırız. Sıkıntı yok Yok yani. yok. Sen gerçekten aslında çok içten samimi bir çocuksun da, dediğin gibi hani bunu şarkılarına da yansıtıyorsun. Ben o yüzden seninle samimi sohbet ettim. Sen de kaldırabilen bir çocuksun o konuda. Yani Çok sıkıntı sağ olun. yok. Çok çok Bir memnun şarkı oldum. daha alalım. Ne geldi bu arada sana? İstek geldi mi? Evet. Çözemiyorum gelmiş. Çözemiyorum var isteklerde. Bu arada. Tamam, çözemiyorum, gelsin o zaman. Tamam. Sen de benim gibi ya. Sen de benim gibi yanma diye, kafamın içinde bin bir sorun var. Onu çözemiyorum, onu çözemiyorum. Beni bulmuş dert tasa yangınlar, yolu bulsa da yanlışlar. Geri dönemiyorum, geri dönemiyorum. Kafamın içinde bin bir sorun var. Onu çözemiyorum, onu çözemiyorum. Beni bulmuş dert tasa yangınlar, yolu bulsa da yanlışlar. Geri dönemiyorum, geri dönemiyorum. Sesine yüreğine sağlık. Çok Bu teşekkür ederim. arada sorular geldi. Birkaçına baktım. Hızlı cevap ver. İstersen istediğine cevap verebilirsin. Bazıları Tamam. söylemek istemez. Mesela kaç yaşındasın?
İki hafta sonra 24 olacağım inşallah. 24. Daha ama büyük gösteriyorsun söyleyeyim. Evet, 30 falan diyen de oldu ya. 30'u geçmez ama yani 28, 30'u bulur diyorsun. 28, 29 gösteriyorsun. Sen aslında çok eski bu müzik, yani Reymen'in desteğiyle girdim diyorsun. Önerisiyle girdim diyorsun ama bayağı da eskisin. Kaç yıl oldun müzik sektöründe? Yani 2016'da ben çalıştığım kafede işte sahneye çıkarak başladım. Aynı zamanda da işte ama sosyal medyada hiç yoktuk biz. Yani o zaman da Yusuf Scorp'la ilgileniyordu. Scorp'la o application'ı kullanıp işte videolar çekiyordu. İşte o dedi ki ya yapalım böyle bir şeyler, işte şarkı falan filan söyle. Yoksa benim hiç aklımda yoktu. İşte tek başıma da yapabileceğim bir şey değildi. Yalan yok yani. Tek başıma bu işlerin altına ne girebilirdim ne de altından kalkabilirdim. Yani Reymen mi en büyük destekçin diyebilir miyiz bu konuda? İlk. Tabii tabii ya. Ben onu kendisine de söylüyorum, yüzüne de. Bunu çıktığım programlarda da söylüyorum. Yani ben eğer sosyal medyada varsam bugün, o bunu işte beni ilerletti diye ya da o buraya şey yaptı, yönlendirdi diye. Yoksa ben yapamazdım bu işleri yani. Benim için çok zor. Bir de mesela ben böyle biraz şeyimdir. Çok soğukkanlıyımdır. Böyle biraz donuğumdur. Mesela şeye bile işte biz sahne falan yaparken gelen işte çocuklar mesela işte Serkan'la işte Yusuf'la fotoğraf çekinir. Ben de fotoğraf çekinmeyip akşam bana mesaj atarlardı. Abi işte yanına gelecektik ama işte çok korktuk. Biraz çok sert bakıyorsun falan filan. Ya biraz... ilk günler bana da öyle oluyordu. Bu arada buradakilerin çoğu da beni tanımıyor doğal olarak herhalde. Çünkü senin güzel bir kitlem var. O kitle beni tanımıyor. Beni daha çok biraz yaş üstü tanıyor. Sevgili Müzik On Air Bey demiş biri de. Arkadaşlar ben... Ona gülüyorum. Şimdi sen ciddi bir şey anlatıyorsun. Ben gülüyorum. Bazen konuklarım da çok oluyor. Yani gözüm ister istemez kaçıyor. Bir tanesi ne demişti bana? Abi sen müzede mi oturuyorsun? Yani diyenler oluyor tabii. Gülmemek elde değil ama böyle zekice eleştirilere veya benim üzerimden gırgır geçmelerine bayılıyorum. Ama zekice oluyor. Mesela çok güzel. Abi sen müzede mi oturuyorsun? Yok, evimiz salon. Daha doğrusu ailemin evinin salonu olduğu için buradan yayın yapıyorum. Arkadaşlar, adım Cüneyt Diktaş. Ben Müzik On Air'in sadece sunucusuyum. Müzik On Air'in sahibi Özcan Beylan ve konu koordinatörleri var, editörleri var, dergisi var. Ben Müzik On Air'de Instagram'da sadece sunuculuk yapıyorum. Bunun öncesinde YouTube'daydım. Müzik On Air YouTube'da. Bunun öncesinde ATV'de uzun yıllar çalıştım. Televizyon mezunuyum sevgili arkadaşlar. Kısa. İki tane albümüm var vesaire vesaire. Var mı albümden? He? Var mı albüm? Tabii tabii. İki tane pop albümüm var. Müziği severim yani. Ama baktım ki rap dünyası başladı. Çekildim dinlemeye. Çünkü ben rap söyleyemem abi. Rap'i rapçiler söyleyecek. Bence sound'u değiştirirseniz yine söylersiniz yani. Yani illa pop değil de altyapıları, sound'ları değiştirirseniz bence olabilir. Evet, bak senin izleyenlerden Esrarolu izleyenler varmış. Esrarolu'da görmüştük sizleri, Cüneyt Bey diyorlar. Ben Esrarolu'da 9 yıl içerik koordinatörlüğü yaptım. Hadi ya. O yüzden muhabirlik falan da var. Herhalde o aralarda görmüşler. Bak Esrarolu'dan biliyoruz diyenler var. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Fantezi, arabesk müzik çok severim. Türk sanat müziği severim ve pop da severim. Rap de severim açıkçası. Yabancı da dinlerim ama rap ve yabancıyı dinlemekten yanayım. Abi onları siz yapın. Çok da güzel yapıyorsunuz. Hiç gerek yok. Ama dediğin gibi böyle hani bazen dediğin gibi popla rap karışımı bir şeyler, soundlar güzel oluyor. Onlar olabilir belki. Ama rap dediğimiz olay farklı geliyor bana. Onları siz çok güzel yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. İlla ki farklı bir şey. Vallahi bir parça daha alalım, öyle kapatalım mı? Tamam, olur. Öyle yapalım. Bu arada son bir soru var. Bu sevgili John Bay Walker. Evet. Onlar konuğum olmuştu YouTube'dayken. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun diye soru gelmiş. Aslında sen onları seviyorsun. Instagram'da desteklediğini biliyorum. Onlarla düet gelir mi diye bir soru var. Vallahi normalde çok erkendi ama bunu söylemek için. Yani inşallah benim albümde bir tane ortak projemiz var onlarla. Çok zaten, güzel bir haber verdin şu anda arkadaşlar. Zaten öncesinde de bir iş yapmıştık beraber. Hı hı. Yani 2-3 yıl falan oldu onlar. 3 yıl falan oldu onlarla tanışalı. Yani normal dediğim gibi çok sıcakkanlı insanlar. Bayağı samimi de olduk. Yani bir müzik, bir şarkı üzerinden tanışıklığımız oldu. Bir şarkı proje yapacaktık birlikte. Ben
rica etmiştim kendilerinden. Çok beğenmiştim çünkü tarzlarını ilk çıktıkları zamanda. Hı hı. Daha sonrasında dostluğumuz ilerledi, samimiyetimiz ilerledi. Şu an çok yakın arkadaşlarım. Süper. Şey, onlar da sıfırdan gelmiş insanlar yani kendi emekleriyle değil mi? Öyle hatırlıyorum. Tamamen kendi emekleriyle, evet. Yani, tabiri caizse Ezel'in işte kazık tırnaklarla şarkısı. Aynen öyle. Tamam olacağım. Bir şarkı daha alalım senden ve bitirelim son olarak. Sevenlerine de dileklerini alırız, bitiririz. Tamam, var mı başka şarkımız? İstek falan. Reymen'le de olsun, Rey istiyorlar. Bak hakikaten Reymen'le... Reymen daha doğrusu belki hani şu anda... İnşallah. Yani güzel haberler var. Yakında bunları tek tek açıklayacağız. Bakalım hayırlısıyla. Vay. Bu arada ilk benim programıma katıldın. Süper. Teşekkür ederim. Uğur getireceğim sana bak. Emin ol. İnşallah. Ya programdan programa da koşarız inşallah artık. Bakalım hayırlısıyla. İnşallah. Programdan programa da koş. Ama daha çok konserden konsere koş. İşte şu karantina sürecinde en fazla programdan programa koşabiliriz. O yüzden aynen. Doğru yoksa söylüyorsun. Özet bizde konserlerin. Aynen. Başka. Bari. Aklıma şu an şarkı da gelmedi birden. Azer Baba'dan Yandık Sevda Hocam'da. Müslüm Gürses'ten olabilir. Müslüm Gürses. Olur, bir tane Müslüm okumadık ya. Okuyalım. Müslüm ne okuyorduk biz? Bak bildiğimi de unuttum ya. Olabilir. Müslüm Gürses. Çok sevdiğim bir şarkısı vardı da şu an bende bitti komple. Can Bayram diyebilirim veya şeyden sevdiğin rapçilerden olur bir tane. Olabilir. Olabilir. Ama şu an ben bildiğimi unuttum. Niye acaba böyle oldu ya? Çok sevdiğim bir şarkısı vardı Müslüm Gürses'in de. Affet. Ahmet Kaya okusak. Affet demişler Müslüm Gürses. Bakıyorum yorumlara. Affet değildi ya. Reymen'in şarkısını oku. Olabilir. O da olur. Şu an inat gibi oluyor. Ben böyle bir şarkıyı unutunca ben de biraz şey yapıyorum. He. Fark etmez. Bekleriz. Ya çok da beklemek istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben Müzik On Air'de 3 aydır program yapıyoruz karantinada Instagram'da. Birbirinden özel ekran önü ve sahnede bulunan tüm sanatçıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Olcan Nihat'la çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ev muhabbeti yaptık evden eve. Karantina nasıl geçiyor? İşte müzikten bahsettik. 2-3 şarkı da söyledi sağ olsun bize. Son bir şarkıyla veda edeceğiz yavaş yavaş. Tamam, yeni gelenler için kısa bir bilgilendirme yaptık. Buyur sendeyiz. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her yerde sen varsın unutamadım. Süper. Yine rahmetli Müslüm'ün de saygı ve sevgiyle analım. Allah rahmet eylesin ve konuğum olduğun için çok teşekkür ederim. Müzik On Air ailesi de seni seviyor ve takip ediyor. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neler söylemek istersin son olarak senin sevenlerine? Valla takipte kalmaya devam etsinler. Çok güzel işler yapacağız. Çok güzel şarkılar geliyor. Albüm geliyor çok yakında. Ya, bence müzikle kalın. Evde kalın, müzikle kalın şu an.
Aynen, süper. Yeni projelerden de haber verdin bize. Yeni bir albüm geliyor inşallah dedin. Güzel düetler var dedin. Sürpriz isimler var dedin. Bunlar da en güzel haberler oldu bizim için. Çok teşekkürler o zaman. İyi akşamlar. Kendine çok iyi bak. İlerleyen zamanlarda yine böyle bir yapalım, tamam mı? Tamamdır. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Tamam. Sağ ol. Kendine iyi bak. Bay bay. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Oğulcan Nihat bizlerle birlikteydi. Şimdi de Pınar Süer bizlerle birlikte olacak. Ama Instagram'ın şöyle bir huyu var. Bir saati doldurursan kendini atıyor. O yüzden ben kapatıyorum. Bir 15 dakika sonra açacağım. Bana çay getiren yok. Ben gideceğim, kendim alacağım. Kim bir kimler var şimdi kalbinde, sen beni unuttun.